Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Bedreddin İbni Ferhün Hazretleri hadis ve fıkıh alimidir. 693'te, miladi 1294. Medine'de doğdu. Zamanın meşhur alimlerinden hadis ve fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra 24 yıl Medine kadılığı yaptı. Çok talebe yetiştirdi. 769'da, miladi 1367. Medine'de vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı. Herkes dünyada kendi hesabına bakmalıdır. Enbiya suresi, 47. ayetinde mealen, kıyamet günü terazi kuracağım. O gün, kimseye zulmedilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp, teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim, buyurdu. Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki, akıllı şu kimsedir ki, günü dörde ayırıp, birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacaat eder, yalvarır. Üçüncüsünde, bir sanatta veya ticarette çalışıp, helal para kazanır. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mübah olan şeylerle kendini eğlendirip, haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. İkinci Halife Ömerül Faruk, radıyallahu anh, buyurdu ki, hesabınız görülmeden evvel, kendinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala, mealen buyurdu ki, şehvetlerinizi, yani nefsin arzularını, haramlardan almamaya uğraşınız ve bu cihadda sebat ediniz, dayanınız. Allahü Teala'nın, her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. İnsanlar, birbirinin dışını görür. Allahü Teala ise, hem dışını, hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin, işleri ve düşünceleri edepli olur. Allahü Teala mealen buyuruyor ki, ey insan! Seni her an gördüğümü bilmiyor musun? Bir Habeşli, Resulullah Efendimizin huzuruna gelip, çok günah işledim. Tövbem kabul olur mu? Dedi, evet, olur, buyurdu. O günahları işlerken, o, görüyor muydu? Dedi, evet, buyurunca, Habeşi, bir ah çekti ve yıkılıp can verdi. İman ve haya böyle olur. Peygamberimiz buyurdu ki, Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Siz onu görmüyorsanız da, o sizi görüyor, onun gördüğüne inanan, onun beğenmediği bir şeyi yapabilir mi? Zeliha, Yusuf aleyhisselamı, kendisine çağırınca, önce kalkıp büyük olduğunu sandığı bir heykelin yüzünü örttü. Bunu, niçin örttün? Deyince, ondan utandığım için, dedi. Sen, bir taş parçasından utanıyorsun da, ben yerleri ve yedi kat gökleri yaratan, Rabbimin görmesinden utanmaz mıyım? Buyurdu. 17 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.